Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Serkan Vatansever, hepinizi selamlıyorum güzel bir yıkama ile. Bugünkü yıkamamızda beyaz halı yıkıyoruz. İlk önce beyaz halımız için Bingo Ultra Beyaz sıvı deterjanı seçtim ve onu size gösteriyorum. 100 mililitre Bingo Ultra Beyaz. Şöyle kenara aldım. Bir ölçek. Ariel'in sıvı dozajlama ölçeğiyle Snow Queen. Kalgon 4'ü bir arada toz. Bir ölçek soda. İyice dezenfekte etmesi için. O da zaten biliyorsunuz benim videolarımdan. Kalgonumu şöyle kalgon şişenin içerisine dökeyim. Daha sonra önünden teks ambalajını sökerim. Kalgon antikalk pahalıdır. Çarpı iki kat konsantre. Evet, tek elle de olsa kolayca çıkartabildim. Güzel. Şurada dursun. Kalgonla da işim bitti. Sodayla da işim bittiğine göre makinemi açayım. Şuraya sıvı deterjanı yerleştirdim. Halıyı önceden elektrikli süpürgeyle bir güzel süpürdüm ve makinenin içerisine güzelce yerleştirdim. Sentetik 40 derece 800'de 1 saat 59 dakika. Hygienic wash. Böyle halıları her zaman 800 devirde sıktırmanızı size tavsiye ederim. Çok zor durumlarda kaldığınızda 1000 ve 1200 deviri kullanabilirsiniz. Benim fikrime göre tabii ki tırnak içerisinde. Çok zorda kalmak derken ne demek istiyorsun bize derseniz, hava çok yağmurlu olabilir. Aşırı derecede sağanak yağmur yağıyor olabilir. Eğer balkonunuzda kurutuyorsanız, balkonunuz yağmur almıyorsa 1000 devir 1200'de sıktırabilirsiniz. Ama bunu alışkanlık haline lütfen getirmeyin. Eski videolarımda da bunu söyledim. Sıkmanın etkisiyle halımız iyice yıpranır. 800 devir benim fikrime göre tam karar bir devir. Böyle bu tarz halılarda. Çok soğuk havalarda da eğer kurutamıyorum, benim yaşadığım şehir çok soğuk diyorsanız o zaman 1000'de 1, 1200'de sıktırabilirsiniz. Ben de nadir olarak benim de çok soğuk havalarda 1200'de sıktırma yaptırdığım bir videom oldu. Çok yağmur yağdığı bir zamanda da 1200 seçmişliğim oldu. Ben hiç yapmadım diyemem tabii ki sizlere. Bingo Ultra Beyaz'ın güzel köpüren eşsiz formülü sayesinde bakın ne güzel köpürmeye başladı. Yıkamanın başında daha soğuk suda bile köpürmeye başladı. Bingo Ultra Beyaz sıvının kokusunu da seviyorum.
Eğer o videomu izlemediyseniz lütfen Bingo Ultra Beyaz sıvı deterjanı tanıttığım test videosu olarak çektiğim videomu lütfen izlemediyseniz izleyin. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin, yorumlar yazabilirsiniz. Bildirim zilini halen aktifleştirmediyseniz lütfen bildirim zilini de aktifleştirin. Ben ne video yüklersem yükleyeyim. Her zaman benim videolarımdan haberdar olursunuz. Cep telefonunuza bildiriminiz gelir. Böyle güzel, rahatlatıcı, bilgi verici, eğlenceli videoların tadını çıkartmış olursunuz. Neler yaptık? Kısaca bir tekrar edelim. Bir Ariel sıvı dozajlama ölçeği Snow Queen beyazlar için olan toz deterjan karışımı. Üzerine Calgon 4'ü bir arada ekstra konsantre, 2x konsantre kireç önleyici tozdan ekledim ve daha hijyenik bir yıkama olması için sodadan istifade ettim. Laundry soda, çamaşır sodası. Bingo Ultra Beyaz sıvıdan da 100 ml kadar Domestos'un sıvı dozajlama ölçeğinde kullandım. Gördüğünüz gibi deterjan tam geldi. Biraz sonra daha da köpürecek, 40 dereceye ulaştığı zaman ve hırçın tambur hareketleriyle yıkamaya başladığı zaman daha da çok köpürmeye başlayacak. O köpükleri elbette ben yıkamanın son aşamasına doğru yanına uğrayıp elbette yapacağım şu an yumuşatıcı karışımıyla yani yıkama parfümüyle söndüreceğim. Halı yıkama videolarımı beğenen arkadaşlara buradan selam yolluyorum. Özellikle İlker'e buradan selam yolluyorum. Halı yıkama videolarıma çünkü kendisi bayılıyor. Arkadaşım Feri Görmen'i benim halı yıkamalarıma çok bayılıyor. Ona buradan selam yolluyorum. Hi Ferika. Beautiful carpet wash. I hope you like it. Evet, şimdi orada yıkaya dursun. Yıkama parfümümüz için 3 adet yumuşatıcı kullanmak istiyorum. Sonbahar tutkusu. Ve burada şahmaranı görüyorsunuz. Şahmaran yumuşatıcı karışımı. Onu da bitirelim. Çok az bir şey kalmış. O da bitsin. Başka bir şey karıştırırız ileride. Bu şişede. Ve kış aylarında olduğumuz için Tram Fresh yumuşatıcı karışımını kullanmak istiyorum. Şöyle mor bir esinti olsun. Kapağını açar açmaz Tram Fresh yumuşatıcı böyle tatlı kokusuyla burnuma geldi. Bakalım yıkama parfümümüz nasıl kokuyor. Çok egzantrik bir koku. Ama güzel. Kötü değil. Gayet hoş bir koku. Yıkama parfümümüzü hallettik.
Şimdi geçelim Buggy yumuşatıcı karışımına bulut ekstra lale serisi ile kombinlemeye. Göz kararı bakın Buggy'den ekledim. Üzerine yine göz kararı tam max çizgisine gelmeden bulut lale serisi. Evet. Bu kadar yeterli. Günün kombinleri bu şekilde. Gördüğünüz gibi makinenin üzeri biraz karışık. Abartılı usulde bir beyaz halı yıkaması bu. Abartılı beyaz halı yıkama videolarımı sevenler için hazırladığım bir kombinasyondur bu. %1 seçmemin bir diğer sebebi de çamaşır makinesinin amortisörlerine çok fazla zarar vermemek. Çünkü 1200D1'de ağır parça şeyleri sıktırırken çamaşır makinesinin mekanik aksamına zarar gelmemesi için 800D1'de de sıktırmak bence benim fikrime göre daha iyi. Ekran başından izlerken şu an bu kurduğum cümleleri duyunca hak verenleriniz olabilir, vermeyenler de olabilir. Canınız sağ olsun. Elbette karşıt fikirler olabilir. Burası bir çamaşır yıkama kanalı olduğu için, çamaşır yıkama videoları çekildiği için elbette karşıt fikirden insanlar da olabilir. Eski videolarımda da dediğim gibi saygı duymalıyız. Herkesin yıkaması farklıdır. Herkesin temizlik anlayışı farklıdır. Örnek veriyorum. Kimi insanlar daha kısa sürede mesela bu halıyı mix programında yıkayabilir. Ya da hangi programda yıkayabilirler? Atıyorum kafadan yorgan programında yıkayabilirler. Gömlek bluzda yıkayabilirler. Pamuklu spite getirip daha kısa bir programda yıkayanlar da olabilir. Ama ben sanki 40 derecede 60 derecede yıkanıyormuş gibi iyi bir performans almak için uzun da yıkattırıyorum. Evet, şimdi ben gideyim biraz su doldurup şişeme geleyim. Tekrardan devam edelim. Bir taraftan da artık sıcaklıkları kapattı. Hırçın tamur hareketlerine geçti. Evet, suyumu doldurdum ve buraya geldim. Geçen gün Vestel 9914TT kardeşimiz çok güzel bir şey fark etti. Bana da haber verdi. Hatta Belgin ablaya da haber vermiş. Sağ olsun, var olsun. Bir kişi ismini vermiyorum. Bir YouTuber. Benim videolarımdan bazı kesitler almış. İlk çamaşır deterjanı karıştırma videomdan bazı kesitler almış. Belgin ablanın videolarından bazı kesitler almış. YouTube'da bir tane deterjan tanıtımları yapan bir hanımefendi var, bir YouTuber o da. Onun videolarından bazı kesitler almış. Yabancı bir YouTuber'ın, erkek bir YouTuber'ın, çamaşır yıkama videoları çeken bir YouTuber'ın da videolarından görüntüler almış. Hepsini derlemiş. Google'da yazan bilgilerle, yani robot okuyor videoda. İşte videoda diyor ki sahte deterjanlar konusu açılmış. Sahte deterjan işte alırken dikkat ediniz vesaire vesaire bla bla bla. Böyle şeylerde bizim videolarımızın görüntüleri kullanılmış. Görür görmez Vestel 9914 TT kardeşim bana haber verince ben de gittim o insanın kanalına bir
videosuna yorum yazdım o videoya. İşte siz böyle yaparak neden izin almadınız gibisinden güzel bir yorum yazdım saygı çerçevesi içerisinde. Daha sonradan o beyefendi bana bir dönüş yaptı. Beni Instagram'dan bulmuş. Turkish King of Laundry Instagram sayfamdan beni bulmuş. İstek mesajı attı. Baktım mesajına. Kibar bir dille kendisinin o videoyu hazırlamadığını, bir tanıdığının o videoyu hazırladığını, o görüntülerin bizlere ait olduğunu bilmediğini kendisi söyledi. Videoyu sileceğini de bize söyledi ve videoyu da sildikten sonra zaten baktık hepimiz silinmiş. Kendisine teşekkür ettim anlayışından dolayı. Böylece mesele tatlılığa bağlanmış oldu. Tatlıya bağlandı. Söyleyemedim de pardon. Ama gerçekten hoş değil. Neden derseniz biz burada emek veriyoruz, boğaz patlatıyoruz, konuşmalı olarak videolar çekiyoruz ve hiç zor ve hiç kolay değil konuşmalı olarak videolar çekmek. Onca insanın önünde insanlar biliyorsunuz ki insanlara bir şey beğendirmek çok zor. Beğenseler bile beğenmedik diyebilirler. Her şeyi yazabilirler. Kafalarına geldiğini yazabiliyorlar. İnsanların ağzı torba değil ki büzülsün. Dediğim gibi yani halka açık bir yerde çamaşır yıkıyoruz biz. Ürün tanıtımı yapıyoruz. Bilgilerimizi, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Çamaşır yıkamalar konusunda nasihat veriyoruz. Bizim deterjanlarımızı gösteriyoruz, elimizi gösteriyoruz. Ürünlerimizi gösteriyoruz. Yani gösterdiğimiz ürünlerimizi biz. Bakın işte ne kadar zor değil mi? Böyle videolar çekmek. Neyse devam edelim. Ürünlerimizi biz özenle seçiyoruz. En iyi marketlerden almaya çalışıyoruz. Böyle sahte deterjanlar konusu altında bizim görüntülerimizin gösterilmesine ben gerçekten hani hem bir taraftan kızdım hem bir taraftan da üzüldüm. O video yaklaşık bir yıldır yayındaymış. Videonun yayında olduğunu, bir yıldır yayında olduğunu görünce yani bir şok geçirdim. Nasıl ben yani denk gelmemişiz. İyi ki Vestel 9914 TT o videoya denk gelmiş. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Yine selam yolluyorum buradan. Çok sağ ol Vestel 9914 TT. Lütfen Vestel 9914 TT'nin kanalına abone değilseniz abone olun. Güzel bir kanalı var. Değişik değişik farklı marka model çamaşır makinelerinden videolar çekiyor, yüklüyor güzelce. Onun kanalını ben destekliyorum her zaman. Videolarını da izliyorum, yorum yazıyorum. Videoyu silmez, inatlaşır belki diye düşündüm ama gerçekten beyefendi anlayışlı birisi çıktı. Ona şaşırdım, onu söyleyebilirim. Silmesi iyi oldu. Eskiden de ben böyle bir şey yaşamıştım. İsmini vermiyorum. Bir arkadaşımız benim konuşmalı olarak çektiğim bir videomdan bir kesit almış. Kendi videosuna onu yapıştırmış. Onu da kendisiyle konuşunca o da videosunu silmişti. Böyle şeyler lütfen yapmayın arkadaşlar. İleride de yapacak olanlara sesleniyorum. Lütfen yapmayın. Bunun hani telif atarız yani. Hiç yani telifle uğraşmak zorunda kalırsınız. Başkalarının videolarını kopyalamak, kendi videolarını kullanmak doğru değil. Emeğe saygısızlık, yani hırsızlık yani. Başka bir açıklaması olamaz. Yani çalıntıya giriyor. Özgün olarak videolar çekmek gerekirken neden başkalarının yaptığı işleri kendi videolarına yapıştırıyor insanlar? Onu anlamıyorum. Halbuki başka deterjan görüntüleri de alınabilirdi ya da görsel olarak resimleri de kullanılabilirdi. Sizlere tanıttığım ürünlerim zaten her zaman
en iyi marketlerden, güvendiğim marketlerden, yerli marketlerden alsam bile her zaman çocukluğumdan beri ben satın aldığım, güvendiğim marketlerden alışveriş yapıyorum. O marketlerden aldığım orijinal ürünleri ben size gösteriyorum. Yani sahte, çakma dediğimiz toz deterjanları, sıvı deterjanları size orijinal diye ben burada göstermiyorum. Birebir orijinal olarak deterjanları gösteriyorum. Burada test ediyorum. Ve köpükleri görüyorsunuz. Sadece 100 mililitre Bingo Ultra Beyaz sıvıyla bu köpükleri elde ettik ve Karlar Kraliçesi soda ve Kalgon ile. Evet sevgili arkadaşlar, bu konuşmalı videomun artık sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bakın 20 dakikadır burada konuşuyorum. Başka bir videoda sizlerle görüşünceye dek hoşça kalın. Selametle kalın. Hepinize iyi akşamlar. Görüşürüz. Ciao.